Ayşe Hanım, yönetmeni olduğunuz Nuh'un gemisini arama koyunu yeniden tiyatro severlerle buluştu. Bizlere oyundan bahsedebilir misiniz? Gökhan Eraslan'ın yazdığı bu oyun aslında bu topraklarda çok alışık olduğumuz ve sürekli kendini tekrarlayan bir hikaye. İki erkek kardeş biri sağda biri solda duruyor ve daha sonra tekrar bazı kayıpların onları bir araya getirmeleriyle geçmişe dair bir hesaplaşma, aile, kardeşlik ilişkisi ideolojik çatışmalar aslında e, alıştığımız bildiğimiz bir hikayenin e, Bozkır'da bozulan bir e, kamyonla edilen seyahat esnasında bu hesaplaşmaya tanık oluyoruz bizler de. Yönetmenliğin yanı sıra aynı zamanda oyunculuk da yapıyorsunuz. E, sahnede olmakla oyunu yönetiyor olmak arasındaki farklar neler? Çok büyük farklar var. Bir oyunu yönetmeye çalıştığınızda aslında birçok farklı diğer unsuru da yani sadece sahne üzerindeki oyuncular değil zaten bu oyunda teknik de aslında sahnelemenin çok önemli birer unsuru haline gelmiş durumda. Bütün onları eş zamanlı olarak kontrol edip ona göre bir tasarım önermek durumundasınız. Öteki tarafta oyuncu olarak bir işin içinde yer aldığınızda yönetmene ve e, o sahneleme fikrine, dramaturjiye kendinizi teslim ederek aslında sizin için çizilmiş bir yolda ilerliyorsunuz ama işin bu tarafında olunca bütün e, o tasarımı aynı anda düşünüp e, aslında o yolları farklı unsurlar içinde belirlemiş olmak gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Her iki tarafta da yer almak birbirini çok Besliyor. Amerika, İngiltere, Almanya gibi farklı ülkelerde birçok oyunda yer almışsınız. E, Türkiye'de tiyatroya olan ilgi ve bakış açısı diğer ülkelere göre nasıl sizce? Tabii her kültür kendi bakış açısı, her izleyici e, kendi döneminde o kültürün içinde bazı beklentilerle e, sahneye çıkacak şey, işleri de şekillendiriyor oluyorlar. Ben aslında bizdeki son senelerde biraz tiyatroya yaklaşımın belki 90'larda 2000'lerin başında yakala, yakalanmış olan bir ivmeden şu anlamda gerilediğini düşünüyorum. Hala biz tiyatro yapmayı tanımlanmış bir sahne üzerinde oyuncuların çıkıp bir hikayeyi aktarması kadar görüyoruz. İzleyici olarak da belki bu hikayeleri duymaya daha fazla bir taraftan bir gerileme varken son yıllarda daha bizlerin ...yerel hikayelerini dinleme ihtiyacımızdan dolayı e, o hikayelere yönelilmiş durumda. Fakat e, verdiğiniz diğer örneklerde belki Avrupa'da özellikle tiyatro yapmanın başka biçimleri de deneniyor. Seyirciden de buna dair bir talep var. Bizde henüz e, seyirciden öyle bir talep yok. Kendi haklı sebeplerinden, kendi... Ee, hayatın içinde verdikleri savaşlardan dolayı diyelim e, seyirci koltuğuna oturduklarında biraz daha o hikayeleri dinleyerek e, başka bir yere başka hayallere gitmek istiyorlar. Dolayısıyla biçime dair denemeler son yıllarda çok yapılmıyor. Enka Sanat, Nuh'un gemisini aramak oyununun yapımını üstleniyor. Bu ortak proje fikri nasıl oluştu? Pandemi döneminde beş kurum bir araya gelerek yeni metinler kazandırmak üzere bir çalışma başlattık. Enka olarak BKM, Dastas, İKSV ve Zorlu ile bir araya gelerek açık çağrıyla tüm Türkiye'nin içinde katılabileceği yazarlara ulaştık. Bu yazarlardan gelen açık çağrıları dramaturklar değerlendirdiler. Sonra seçici bir kurulla beş tane açık çağrıdan gelen oyun ve 5 tane de sipariş oyunu olmak üzere toplamda 10 oyun 5 kuruma dağıldı. Her kurum 2 oyunu üstlendi. Biz de bu 2 oyundan bir tanesi olan Nuh'un gemisini aramak yani açık çağrıda kazanan seçilen oyunlardan birisini yaparak başladık. Bizim ilk prodüksiyonumuz bu anlamda. Deprem felaketinden sonra her şey gibi kültür-sanat etkinliklerine de ara verildi. E, bu süreç sizi nasıl etkiledi? Bütün ülkeyi derinden etkileyen bu süreçte hemen biz etkinliklerimizi durdurma kararı aldık. Vakfımız ve okulumuzla beraber yardım kampanyalarına başladık. Çok sıkı bir yardım kampanyası sonrasında da sanat kurumları da bir araya gelerek durumu değerlendirdik. Ve e, daha sonra da... E, şehrimize gelen depremzedelerin de bulunduğu çocuklara e, ücretsiz bir temsille Semaver Kumpanya'nın Nasrettin Hoca oyunuyla etkinliklerimizi tekrar start verdik. E, hatta o kadar yoğun talep oldu ki ikinci etkinliğimizi de koyduk. Sonrasında da devam ettik. Enka Sanat'ta bu sezon bizleri neler bekliyor biraz bilgi verebilir misiniz? Bu sürece dediğim gibi Nasrettin Hoca ile başladık. Daha sonra Genco Bey'in 85. yaşını kutladığımız e, yaşamaya dair adlı oyunla devam ettik. Şüreti evcilleştirmek, e, efendime söyleyeyim Semmaver Kupayen yeni güzel son oyunları oynadı. Şimdi önümüzde ne var diye sordunuz. E, yakın bir gelecekte 3 yıldır devam eden daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat adıyla e, mottosuyla başladığımız gelecek vadeden gençlere e, sahne sahnemizi açıyoruz ve Enka sahne gala konseri yapıyoruz. Bu gala konserinde seçici bir kurulumuz var. Onların seçtiği gelecek vadeden genç yeteneklere bir konser kaydı yapıyoruz ve bunu da bizim Şarık Bey'i andığımız, doğum gününü andığımız Nisan ayında onun adına bir YouTube kanalımızdan tüm izleyicilerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda Borusan Kuartet'in gene e, Şarık Bey'in anısına yaptığımız bir konserimiz olacak. Oyun atölyesi bizimle beraber olacak. Daha sonra e, Mimar Sinan Üniversitesi'nin e, modern dans grubu e, Tuğçe Tuna'nın bir gösterisi olacak. Onlar bizimle olacak ve Temmuz ayında da 40. yılımızı kutlayacağımız etkinliklerimize Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edeceğiz. <laughs>